Hoş geldiniz. Biz 30 patladı. Zaten dün de Anadolu Grubu Holding'in taban olduğunu görünce şüphelenmiştim. Acaba işte biz 30'da çakılmalar başlıyor diye bir uyarı videosu yapsam mı diye de düşündüm. Ama hadi dedim şimdi felaket tellallığı yapmayayım. Yani zaten enflasyon patladı. Evet hisselerin yükselmesi normal. Ama dün Anadolu Grubu Holding niye taban oldu o zaman? Ki demek ki o da bu olacakların habercisiymiş. Demek ki bazen felaket tellallığı da lazımmış. Yani işte dolar bazında borsa rallisi diye 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 millete resmen çok fena oldu. Yani bakın şişe camın kaç yıllık grafiği. Şişe cam dolar bazında hep ucuzdu. Hep ucuzdu. Niye hiç böyle sert bir yükseliş hareketi yapmadı o zaman? Demek ki burada anormal bir hareket var. Taban olunca da zaten görmüş. Pisto 30'da birçok hisse çakıldı. Yani tabii ne olacak şimdi? Benim tahminim bir şey yükseldiyse sat, düştüyse al. Bu mantıkla hareket ediyor. Zaten değil mi? Geçen gün Tekfen videosu yapmıştım. Tekfen güncel değerlendirmesi. 27,5 tarihi ve Ben olsam en az buradan yarısını satardım demiştim. Ve gerçekten hani yine biraz yükselebildi. 27,5'a 30'a gidebilmiş ama sorun yok. Çünkü sen kar ettin mi? 13 liradan aldın, çarpık bir kazandın. Tamam artık senin için önemli olan bu. Kar ettiysen üzülme. E tamam çoğunu satarsın tarihi zirveden. Çünkü çarpı 2 yapmışsın. Yani çarpı 2 yapmışsın. Tarihi, tarihi zirveye gelmiş. Satarsın bir kısmını. Bir kısmını damızlık olarak tutabilirsin. Ama hiç satış yapmamak doğru bir şey değil. Çünkü çarpı 2 kazanmışsın. Artık daha ne bekliyorsun? Biraz kar realizasyonu da yapabilmek lazım. Hele şişe cam yani nerelerden geldi? Nerelerden geldi? Neyse. Şimdi bu saatten sonra ne olacak? Tahminlerime göre balinalar lotu çok isterler satışlar yapıp, kar realizasyonları yapıp yan tahtalarda alışlar yapacaklar. Şimdi tabii piyasa nereden döner? Onu da tahmin yükleyeyim. Yani şişe camda en tepede yakalananlar nereden maliyet düşürsün? Onu da söyleyeyim. Bir kere %45 en az düşüş beklemek lazım. Yani yaklaşık 10 TL. Hadi bu çok büyük tahta %45 düşmesi ama %30 garanti. Yani 13 TL. Şişe 13 TL'ye düşmeden uzak durun. 13 TL'den biraz maliyet düşülebilir. 10 TL'ye düşerse biraz daha alınabilir. Yani mesela Fibo 05 11 22 buradan da biraz alınabilir. Evet. Durumlar bu şekilde biz 30'da. Şimdi asıl mevzuya gelelim. Balinalar ne yapacak? Balinalar biz 30'daki hisselerden çok fena parayı vurdu. Karalizasyonları yapıp yan tahtalardan götürecekleri hisseler olacak. Tabi bunlar hangileri? Şimdi mesela benim için önemli olan şu Mart ayındaki yani işte 5 ay önceki, bir yıl önceki zirveyi geçmemiş olacak ve FK olarak ucuz olacak. Mesela bir liste göstereyim. Mesela Arsa diyelim ki. Gerçi bu da eski zirveyi geçmiş ha ama daha katlama yapmamış. Eski zirveyi yeni geçmiş, daha yeni hedeflere gitmemiş. Şimdi bakıyoruz Arsa'nın PDD'si 1.27. Öz sermaye karlılığı %27 ki bu artacak çünkü enflasyon patlaması olacak gibi göstermeye karlılıkları artacak firmaların FK'sı 5.5 çok ucuz yani bu hisse eski zirveye daha yeni gelmiş daha bir durun bakalım ya daha arsan 10 TL'ye gitmedi daha bir durun mesela başka bir hisse Orge Elektrik mesela bakın bu da daha eski zirveye gitmedi mesela bakıyoruz bunun da Fksı 693 şu an ucuz duruyor yani hala ve Lotus mesela Orge çok büyük bir tahta değil mesela 244 milyonluk bir tahta Aksan mesela. 376 milyonluk bir tahta. Bunlar çok büyük tahtalar değil. Sıra bu hisselere gelecek. O yüzden yan tahtalarda olanlar bence çok üzülmesin. Çünkü yan tahtaların çok da düşecek bir yeri kalmadı. Evet biz 30'da en tepeden alanlar geçmiş olsun diyorum. Ama yan tahtaların düşecek çok da bir yeri kalmadı. Biz 30'da biliyorsunuz hisseler çakılıyor. Niye çakılıyor? Birileri sattığı için. Şimdi milyon dolarlık soru. Biz 30'da hisseleri satanlar ne alacak? İşte bunu düşünmemiz lazım. İşte dolar mı alacak, altın mı alacak, kripto mu alacak yoksa yan tahtalardan gitmemiş hisseleri mi alacak? Ya tabii ki mutlaka yan tahtalara para girişi olacağını tahmin etmekteyim. Ki zaten biz 30 taban oldu ama birçok yan tahta artıydı yani. Veyahut da çakılmadı. Eksi 2, eksi 3 o seviyelerdeydi. Dolayısıyla Mart-Nisan ayındaki zirvelerden aşağıda olan ve kar eden FKS 9'dan aşağıda olan hisseleri takip edin derim. Zaten kanalda da bunları epey paylaşıyorum. Borsaya yeni katılanlar son videomdan izlemeye başlasın. Geriye doğru videolarımı izlesin. Bu şekilde kendini geliştirebilir. Ben de uyuyordum bir uyandım borsa tabanı olmuş bir 30 Şaşırdım. Yani bir uyumaya gelmiyor. Bir stop kuramadan uyuduk. Olanlar olmuş. Yani gerçi stopluk bir durum da yok. Çünkü biz totuzda hissem kalmamıştı yani. Epey satmıştım. Bakalım yan tahtalarda Mart Nisan ayındaki zirvelerden aşağıda olan hisselerde beklenen ataklar henüz gelmedi. Yan tahtalarda FK'sı ucuz kar eden firmaların hisseleri yükselecek. Ha ama ne zaman olur? Şimdi mesela ne zaman olacak bu olay? Bunu da tahmin etmek zor. Çünkü yani biz 30 çok sert çakılıyor. Ve biz totuzda çakılma bitmeden bu hemen olmaya olmayabilir. Mesela Arsan e tamam o da ucuz bir hisse. Mesela bakıyoruz. Bu da taban olmuş. Yani şimdi bu nereye düşecek? Belki Fibo 4.39'a belki geri dönecek. Bilemeyiz. Ya işte bu yüzden her zaman diyorum. Bakın hisseler yükseldikçe bir kısmını satın. Tamam mı? Yani mesela bakın tarihi zirve 6.35. Buradan bir kısmını satmak lazım. Yok dolar bazında ucuzmuş bilmem neymiş dolar rallisi bunlar hepsi hikaye. Hisseyi dipte alt tepede sat. Bunun dışındaki her şey spekülasyon. Buna inanın. Ha evet kar olacak doğrudur. Firmalar daha çok kar edecek. Enflasyon uçuyor. Hisseler eski zirvelerini geçecek. Doğru arsan 10 TL olacak. Ama ne zaman ve 10 TL olmadan önce belki 5 TL'ye bir daha düşecek. 5.05'e düşecek belki bilemez. Bu yüzden hisseleri yükseldikçe ben satıyorum. Benim stratejim bu. Düştükçe al yükseldikçe sat. Bu kadar basit. Nisan ayındaki zirvesinden aşağıda olan ve FK'sı ucuz hisselerde zirveler görülecek. Eski zirveler geçilip yeni zirveler oluşacak. Ve FK'sı ucusta kar eden bir firma ise temel analizi de güzelse pek zarar eden firmaların hisseleri. Ya yani onlar da gidebilir. Çünkü onlardan daha ralli olmadı. O hisselerde de oyuncular olabiliyor. Dolayısıyla zarar eden firmaların da hisseleri eski zirveleri geçebilir. Ama ne zaman bilmiyorum. Ama kar eden FK'sı 9'dan aşağıda olan ve Mart Nisan ayındaki zirvelerin aşağıda olan hisselerin Fiyatları kesinlikle eski zirveleri geçecek. Yani Orge 8 lirayı geçecek yani. Bu bir gerçek. Ve tabii ki daha çok var. Arsan Orge sadece bir örnekti. Daha çok var böyle hisseler. Ben de keşfettikçe paylaşmaya çalışıyorum. Doların sakinleşmesini de bekleyebilirsiniz. Yani dolar ha bir uçuyor, nereden döneceği sen şimdi gidip hisse alırsan, hisse düşerse, TL bazında düşerse, e, dolar uçarsa zararın çarpı 2 oluyor. Yani dolayısıyla hani BIST'ün sakinleşmesini de bekleyebilirsiniz hisse almak isteyenler. Yani şöyle bir 50 günlük hareketli ortalamaya değebilir. Ama yani çok ilginç durumlar oluyor. Çünkü kimi hisseler taban oluyor. Hani normalde BIST 30 taban olunca tüm hisseler taban olurdu. Ama şimdi BIST 30 taban oluyor ama yan tahtalarda giden hisseler hala mevcut. Dolayısıyla yani hisse bazında düşünmek lazım bence endeksten ziyade. Ama endekste mutlaka etkiliyor. Yani hisselerin dibe gelmesini beklemek isteyen bekleyebilir. Çünkü dolar uçuyor. Yani dolar alan da kazanıyor. Çünkü dolar uçuyor ve doların nerede duracağı belirsiz. Yani dolar bir yerde durup aylarca yatay girse o zaman borsa daha mantıklı. Çünkü dolar durmuş oluyor. Ama dolar da buralı devam ettiği sürece. Yani bilmiyorum. Ya ben de bir sürü dolar incelerken bir sürü saçma sapan çizikler çizmişim. Hepsi hepsini kırmış. Nasıl bir şeyse artık. Durumlar bu şekilde. İzlediğiniz için sağ olun.